eski helikopteri geliyor. Akıncılar üssüne operasyon yaptılar ve kurtardılar. Evet, Akıncılar üssü de İstanbul yolunda Mürtet dediğimiz eski 4. Anajet üst komutanlığı. Ama yapılanmayı Akıncılar üssünde yaptıkları belli. Orayı üs olarak belli. Gerçekten orayı üs olarak kullanmışlar. Evet. Helikopter Sikorsky iniyor. Burasının da Çankaya Başbakanlık Köşkü olma ihtimali büyük. Çankaya Köşkü. Bunun arkada malum eski muhafız alayının helikopter pisti hepsi vardı. Oraya iniyor ve kriz merkezinin de kuşkusuz Çankaya'da başbakanlıkta kurulmuş olması da son derece doğal. Tabii çok önemli. Yani Genelkurmay Başkanı'nın bu terörist çetenin elinde kurtulması, onların bir şekilde rehin alınması ve bu darbe girişiminin bu yolla başarıya ulaşma şeyi çok büyük bir tehlikeydi. Evet, bu büyük bir şeyden kurtulduk. Tabii gelişmeleri, detayları henüz bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanı ilk indiği zaman İstanbul'a açıklama yaptığında Genelkurmay Başkanı'nın durumdan haberdar değilim dediği zaman tabii hepimiz yüreğimiz ağzımızda ne oluyor acaba tabii, nasıl olacak tabii diye bekliyorduk. Çok şükür korktuğumuz çok en kötü senaryo olmadı. Çankaya Köşkü'ne indi az önce söylediniz. Bence bu çok değerli bir şey. Tabii, yani, tabii. Yani Çankaya Köşkü olduğunu zannediyoruz en azından. Evet. Yok, kesin öyle. Öyle. Şu anda öyle. Zaten kriz masası dediğimiz yerde orada kurulmuş durumda. Ve şu anda görevinin de başında. Sivil iradenin. Evet, bu arada tabii o Akıncılar üssüyle ilgili de bir haber var. O haber şöyle. Bu darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını gören o eşkıya... Evet. Akıncılar üssünden çıkmaya başlamış. Üssü terk etmeye başlamışlar. Fakat uyarı da yapılıyor. Aman dikkat edin bunlar halkın arasına karışır, kaybolur, erir giderler diye. Tabii, bunu da bir haber doğru olarak ben de sizlere iletmiş doğru olayım. Evet, görüntüyü bir kez daha izledik. Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tam zamanında yaptığı bir destek yani çok açıklaması. Çok sıcaktı her şey. O kadar sıcaktı ki. Yani daha böyle bir saat falan olmuştu. Evet. Yani henüz daha anlamış bile değildik. Yani ne olduğunu bile bilemiyorduk. Evet. Yani Sayın Bahçeli'nin daha önceki işte Gezi kalkışması sırasındaki tutumunun aynısı. Yani özellikle ülkücü tabanı o dönemlerde dışarıya çıkmaması açısından hep böyle itidal çağrılarında bulunmuştuk. Bu kez de